Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Xiaomi'nin Prodetor denen 1200 artı 1200 wattlık 60 volt 15 amperlik cihazı. Hadi bakalım nasılmış. Hava da hafiften yağmurlu gibi ama umarım yağmura yakalanmam. Işıkları fena değil. Hiç fena değil. Şu an tek çekerdeyim. Gayet güçlü gözüküyor tek çekerde. Ya 60 volt yani. Bırakın da güçlü olsun. Hem arka fren hem ön fren rejenere devreye giriyor. Yani motor freni hızı da çok önemli değil. Düşük hızda bile devreye girebiliyor. Gayet iyi. X2 gibi bir cihaz da normalde inanılmaz şekilde balata biter. Motor freni sayesinde bitmiyor. Yalnız gerçekten cihaz güçlü bir cihazmış ya. Yani 60 volt olduğunu biliyordum ama çok da ilgilenmiyordum yani gücüyle falan. Daha doğrusu cihazla ilgilenmiyordum. Gücünü es geçtim. Yani Xiaomi almışken neden 60 volt almadın diyenler de oldu. Neden gittin 52 voltluk olanı aldın diyenler oldu. Hunter serisi başka ya. Yani Hunter serisinin tipinden dolayı ben o cihaza biraz tav olmuştum. Tipi gerçekten çok güzel. Gidonu midonu falan Hunter'ın güzel. Yani bunun biraz sonra zaten detaylıca incelerken göreceksiniz. Bunun şekli şemali daha önceden kullandığım cihazlara çok benzediği ve universal, yani ortak bir kadroya sahip olduğu için çok da beni cezbetmemişti yani. 60 volt olması da çok da önemli değildi. 52 voltluk Hunter benim tercihim olmuştu. Ama bu cihaza alıcı gözle de çok bakmadığım için de böyle bir cihaz olduğunda çok da dikkat etmemişim işin açıkçası. Yani şimdi biraz sonra bir hız denemesi yapacağız. Merak ediyorum acaba kaç kilometre hıza ulaşacak. Evet, şu an 66,4 volttayım. Şuradan GPS'imi de açayım. Hemen şuradan GPS'imizi başlatıyorum. Bakalım kaç kilometre hıza çıkacağız. Ayarımız mı tam da olmuş mu ona da bakalım. Ve çift çekere aldım. Bakalım çift çekerde neler olacak. Haydi bismillah. Enteresan ya. Güzel kalktı. 57'yi gördü, 59'u gördü, enteresan. 58 kilometre. Evet, 58 kilometre hıza çıktı. Çift çeker. Frenlemesi de fena değil. Mekanik disk fren var. 58 kilometreyi göstergede gördük. Bakalım GPS kaç kilometre demiş. Aha, 50 kilometre. Çok az. Şu an ben şok. Bir terslik mi var acaba? 58'e 50. Abi 50'den daha yüksek gibiydi bu. Bir daha deneyelim. Sıfırla diyelim. Şu an 0 kilometredeyim. Acaba cebimde mi okumadı? Çantaya atayım. Çantayı bırakayım. Çantanın da ağzını açık bırakayım. Gökyüzüyle iletişim daha iyi olur herhalde. Şunu şöyle bırakayım. Bir daha terse bir deneme yapıyorum. Çünkü kalkış falan çok iyi. Çok iyi ya kalkışı. Çift çekerde. Oo, sağlam rüzgar. Gerçekten çok sağlam rüzgar var. Az önce sırtıma vurmuş bir de rüzgar. Şu an rüzgara karşı gidiyorum. Bakın 54'e çıkabildi en fazla. Evet, duruyoruz burada.
Bir de az önce sırtıma rüzgar vuruyormuş yani. Rüzgarı arkama almışım. Enteresan. Bir daha bakıyoruz. Göstergede en fazla 54'ü görebildim. Sonra 53'e sabitlendi. 46. Evet. Kesinlikle gösterge çok fazla gösteriyor. Şunu düşürüyorum. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two, drop two, drop two, drop. Sıfırladım. Yeniden bu tarafa doğru gideceğim. Haydi bismillah. Ya şu kalkış olayı çok iyi. Evet, şu an gösterge 50, 51, 50. Ya oldu. En sonunda ayarlayabildim. En sonunda ayarlayabildim. Hemen burada. Frenleme iyi. Hemen bakıyorum GPS'ime. Aynen öyle. 50'ye 50. Olay bitti. Evet, artık günler erken karardığı için mecburen böyle akşam kararında bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum. Şimdi cihazımızın tipini şöyle size bir göstereyim. Birçok cihazdan esinlenme var bu cihazda. Şimdi bunları böyle özelliklerini anlatırken de tek tek üstünden geçeriz. Hangi cihazlara benziyor falan filan. Öncelikle cihazımızın teknik özelliklere baktığımız zaman motor gücü, şu an CEOWIN sitesine girerseniz 1200 watt gözüküyor. 60 volt 16 pardon 15 amperlik bir pilimiz var. O iyi. Şöyle bir dizayna baktığınız zaman zaten bütün skuterlarda disk fren olur. Disk fren ve disk fren ama mekanik frenler görüyorsunuz. Ama dediğime bakmayın, yarı hidrolikler var. Yani yarı hidroliklerde de patlama olayını çok duydum. Ve çok da hoşuma gitmedi. O yüzden mekanik olması sanki daha iyi gibi. Ya da full hidrolik olacak. Yani yarı hidrolik falan değil. Daha iyi olabilir tabii ki. Yani daha iyi olabilir tabii ki dediğime bakmayın. Tabii ki daha iyi olur hidrolik olursa. Arkadaki süspansiyonu görüyorsunuz. Gayet güzel ayarlı bir süspansiyon var. Öndeki süspansiyonları şöyle göstereyim. Ben böyle süspansiyon olduğunu bilmiyordum. Çok güzel. Yaylı bir süspansiyondur. Yağlı ya da havalı değildir. İçinde büyük ihtimalle yay vardır. Bu süspansiyonları nereden hatırlıyorsunuz? Piyasadaki bütün martılarda böyle bir süspansiyon var. Yani süspansiyonlar martılara benziyor. Arkaya bakarsanız yani şu şekilde çekseydim ve lastik 10 inç değil de 11 inç olsaydı bunu Yuki Sticking sanabilirdiniz. Çünkü şu mekanizma tamamıyla Yuki Sticking'in mekanizması. Bu arada lastikler de 10 inç, onu da söylemiş olalım. Gerçekten 11 inç olabilir mi? Rahatlıkla olur. 6 inçlik jantı var ama Yuki Sticking'lerde jantlar 6,5'tu. Önemli değil, 6 inçlik janta göre de 11 inç lastikler olabiliyor. Ki bundaki mesafe oldukça yeterli. 11 inç rahatlıkla olur. Ve lastiklerimiz tubeless lastik, yani iç lastik olmayan bir lastik. Ön tarafa geldiğimiz zaman gene aynı şekilde, zaten az önce gösterdim, amortisörleri görüyorsunuz. Buradaki amortisörler de az önce gene söylediğim martılardan esinlenilmiş gibi. Sanki onların amortisörü gibi. Gayet iyi bence. Yani bir Sway ya da bir OMO'daki amortisörleri düşünürseniz, yani 012'deki ya da 111'deki ya da Sway 1000, Sway 2000'deki amortisörleri düşünürseniz, onlara göre çok çok daha kaliteli bir amortisör olmuş oluyor. Gene şu katlama mekanizması Yuki Sticking'lerde var. Keza OMO 012'de var. Zaten kasanın şu görüntüsü, işte yani ortak kasa diyebiliriz. Çin'de bu kasalar üretiliyor. Farklı markalar alıp üstüne kendi ismini koyup yani bu marka adı altında satabiliyor. Ki CEOWIN de kendi markasını oluşturmuş. Yani yurt dışında CEOWIN diye bir marka bulamazsınız. Tamamıyla yerli malı, yani yerli markası. Yanlış söyledim. Yerli bir markadır CEOWIN. Yani patronlar kendileri bulmuş bu ismi, direkt olarak skuterin üstüne yapıştırmışlar. Aynı skuteri yurt dışında farklı bir isimde bulabilirsiniz. Keza bu mekanizma sayesinde şu mandalı kapatıyorsunuz.
şuradaki mandalı da çekiyorsunuz ve ikiye katlanıyor. Arabaya rahatlıkla sığabiliyor. Ve boğazdaki şu, bakın somunu göstermek istiyorum. İşte bir skuterun boğaz kısmının olması gerektiği gibi bir boğaz var şu an bunda. 012'ler, Omo 012'lerde de böyle bir boğaz var. Yani aynı boğaz var. Olması gereken bu, öyle söyleyeyim. Yani diğerleri ta yukarıdan bir alyan yapmanız gerekiyor. Buradaki vidayı sıkmanız, yani saçma sapan bir durum oluyor. Ama bu sayede boşluk oluşsa da hemen burayı sıkarak halledebiliyorsunuz. Katlamalı cihazlarda her zaman bir boşluk oluşabiliyor. Bunun altında tam şurada bir somun var. Onu sıkarsanız o boşluk gidebiliyor. Ama o somun da bir zaman sonra yalama olabiliyor. Buraya farklı şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Yuki de biz yapmıştık. Yuki videolarına bakarsanız görmüş olursunuz. Hemen şurada farımız var. Farımızı şöyle göstereyim. Cihaz kapandı. Açtım. Şuradan açtım. Güzel, yeterli bir farımız var. Öyle manyak psikopat gibi aydınlatmıyor ama önümü gösteriyor. Arkadaki farlar hoşuma gitti, ne yalan söyleyeyim. Bakın burada ve buraya koymuşlar. Mesela benim COA Hunter'da fren yaptığım zaman da böyle gözüküyor. COA Hunter'da bu bir taneydi. Buradaysa iki tane birden konulmuş. Yani bu avantaj olmuş Hunter'a göre. Hunter'daki far da buydu. Hemen farın içinde kornamız var. Kornayı dinlettireyim. Komedi. Gerçekten komedi. Oyuncak araba gibi. Şimdi gidondan yukarı doğru çıktığımız zaman şurada gidonun ayarlamaları var. Şu an en yüksek mesafeye ayarlanmış vaziyette. Benim boyum 1.70. Benim boyum 1.70 ve işte bakın şu an kolumu uzattım. Bu şekilde tutabiliyorum. Bana göre çok normal. Ama 1.80, 1.90 bir insan için kısa kalabilir. Onu da şöyle yapacaksınız. Buradaki mandalı açacaksınız. Şuradaki pime basıp şunu yukarı doğru iteceksiniz. Tabii ben bunu yapabilirsem. Bakın buradaki artık pim yok. Pim buralarda falan kaldı. Biraz daha yükselmiş oldu. Artık buraya geliyor. Yani şu an 1.80'lik bir insan için de gayet yeterli bir yükseklik. 1.90 için yani ucu ucuna diyebiliriz. Tabii ki şöyle bir durum var. Buradaki et parçası azaldı. Yani bunun içindeki şu kısım artık azaldı. Eskiden şuralarda duruyordu ucu, artık buralarda duruyor. Yani şu kadarlık kısım bunun esnemesini engelliyor. Tabii ki bu da rigidlik olarak biraz sıkıntı bir durum oluyor. Çok zorlanmamak lazım böyle bir şey yapılıyorsa diye söylüyorum. Yukarı doğru çıktığım zaman bu çantayı ben ekledim. Çantayı es geçin. Kokpite geldiğimiz zaman şöyle bir kokpitimiz var. Şöyle uzaktan göstereyim. 360 kamera ben ekledim. Çantayı ben ekledim. Onları yok sayın. Şurada hemen korna, farları açıp kapatan bir düğme. Çift çeker, tek çeker düğmemiz. Gaz kolumuz, sağ fren. Sağ fren ne ya? Ön fren ve arka fren. Ve rejenere devreye giriyor. Bakın şurada. Tabii göstergede gösterme. Bakın yukarıda bir ünlem işareti çıkıyor. Bu frene basınca çıkıyor. Bu da rejenerinin aktif olduğunu gösteriyor. Bilginiz olsun. Ve şuralardan katlanıyor. Bunları çevirdiğiniz zaman gidonlar aşağı doğru düşüyor. Arabaya koyduğunuz zaman daha az yer kaplamış oluyor. Güverteye geldiğimiz zaman boyutuna göre normal bir güvertesi var. Ne çok uzun ne çok kısa. Şimdi gene bendeki COA Hunter'a baktığım zaman COA Hunter ile aynı. Ama sanki COA Hunter'ın aks arası bundan biraz daha geniş gibiydi. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Belki psikolojik olarak bana öyle geliyor. Güvertesi normal. Ama ve lakin çok rahat bir şekilde bunun üstüne ya da bunu iptal edip, biliyorsunuz artık Telegram grubunu takip edenler çok fazlasıyla bu tip şeyler görüyor. Güzel bir plex kestirebilip şu güverteyi çok daha büyük hale getirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Kaldı ki bu cihazı fazlasıyla modifiye edebilirsiniz. Lastikleri daha büyük lastik takıp maksimum hızı arttırabilirsiniz. Kalkışı çünkü cihazın gayet yeterli. Kalkışımız biraz düşecektir diye düşünüyorum. Ama ve lakin zaten sürekli patiye kaldığı için çift çekerde daha büyük inçli bir lastik daha fazla iş görecektir diye düşünüyorum. Kaldı ki ön taraf da evet 11 inci rahatlıkla kaldırır. Rahatlıkla kaldırır. Yani modifiyeye uygun bir cihaz. Evet dostlar, cihazımız bu. Bu arada fiyatına gelecek olursak şu an galiba sitesinde 30 bin lira bu cihaz.
30 bin lira eder mi, etmez mi kararını siz verin. Ben sadece kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim burada. Bir kullanıcı olarak sonuçta bir sürü cihazı kullanıyoruz, görüyoruz, kullananları görüyoruz. Yani şu an buna muadil çift çeker Sway 2000 var. Şimdi 25 bin liraya satılıyor o cihaz, bu cihaz 30 bin lira. Şunu söyleyeyim, 5 lira daha koyup rahatlıkla ben bunu alırım. Çünkü Sway 2000'e göre aradaki kalite farkı çok fazla. Şimdi Sway 2000 kullanan arkadaşlar da var. Hatta Sway 1000 kullanıp iki çeker yapan Burak arkadaşımız da var. Ya abi niye öyle söylüyorsun diyecekler. Ama ve lakin yani onlar da bana hak verecektir ki Yuki Sticking'i bilenler bilir. Bu cihazda onun bozması bir cihaz olmuş. Çünkü dediğim gibi boğaz kısmı 012'ye benziyor. Ön amortisörler martılara benziyor. Arka zaten Yuki Sticking. Katlama kısmı 012'de de aynı, Sticking'de de aynı. Keza gidon gene Yuki Sticking'e, pardon Yuki Sticking'e hiç benzemiyor. Yuki Sticking çift gidon geliyordu. Belli bir şeyden sonra bu tip gidon oluyordu. 012 tamamıyla böyle bir gidondu. Yani böyle karma bir cihaz olmuş. Sway 2000'le hiç alakası yok. Kalite olarak da, görsellik olarak da, güç olarak da büyük ihtimalle kalkışta Sway 2000'i tokatlayabilir. Tokatlayabilir mi? Emin olamadım. Belki kafa kafaya da olabilirler. Şimdi Sway 2000 kullananların şeyini almayayım. Antipatisini toplamayayım. Belki kafa kafayadır. Belki bu daha iyidir. Öyle söyleyeyim. Ama kalite olarak açık ara bu daha iyi. Ve arada 5000 liralık farka değer mi? Kesinlikle değer. Kaldı ki Sway'e giderseniz belki yerinde hani pazarlıkla belki daha da ucuza alabilirsiniz. Emin değilim ama belki daha da ucuza alabilirsiniz. Kesinlikle bana bu cihazı önerdiklerinde Hunter yerine 60 volt daha güçlü dediklerinde hiç ilgilenmemiştim. Tamamen tipten dolayı ilgilenmemiştim. 60 volt olması da beni çok ilgilendirmiyordu ki şu an yaptığım teste bakarsak zaten Sway Hunter Pro 52 voltla olmasına rağmen bundan daha hızlı. Çok enteresan. Bunu Sway yetkililerine de sormak lazım. Sonuçta içinde 25 km hız limitleyici kablolar var. Onlar iptal edilmiş ki şu an 50'ye kadar çıkıyor. Yoksa limitle 25 km hıza kadar çıkabiliyordu. Sway Pro Hunter'da da bu böyleydi. Pardon, Hunter Pro'da da böyleydi. İçindeki gri kabloları keserseniz limit otomatikman ortadan kalkıyordu. Test için bana geldiğinde ilk abandığım zaman çift çekerde 60'ın da çok üstüne çıkacak gibi bir izlenim verdi. Çok şaşırdım yani cihazda. Ve alıcı gözle biraz şöyle incelemeye başladım. Yani şu an bugünkü teste gelene kadar ben tahminimce 63-64'e çıkacak diye tahmin ediyordum. Ama yani hayallerim hüsran oldu. Hayallerim yıkıldı. Velhasıl kelam durum bu. Şu elcikler yumuşak plastik. Şey değil, sert falan değil, gayet güzel. Katlandığı zaman ne yazık ki bir şey yok, kilidi yok. Pardon, ne yazık ki diyorum, burada kilidi yok ama katlandığı zaman buradan kilitleniyor zaten. Gidondan tutup havaya kaldırabiliyorsunuz. Benim kafa nereye gittiyse aklım şeyi aradı. Hunter Pro'daki şuradaki kilidi aradı. Bunda yok. Çünkü bundaki hemen burada. Çok uzun bir inceleme olmuş oldu. Şimdi isterseniz hemen şöyle gösterebilirsem. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ışıktan. Havada böyle rüzgarla yere doğru gelen yağmur tanecikleri var. Ama yeri ıslatmıyor. Ama bakın şurada rüzgarla gözüküyor. Yani yerler çok ıslanmadan ben hemen piste gideyim. Piste bir yokuş denemesi yapayım. Tek çeker, çift çeker. Ne gibi farklar var onları görelim. Evet şu an tek çekerdeyim. Tek çekerde buradan ivmelenip çıkacağım. Bakalım çıkabilecek miyiz? Yani çok rahat bir şekilde çıkacak. Hızı da belli. Evet. Hızı da belliydi zaten. Çıktı. Şimdi çift çeker. Yalnız yerler ıslanmaya başlamış. Çok fazlasıyla patiye kalabilirim. Şuradan çift çeker bir deneyeceğim. Yani hiç ivmelenmeden bakalım çıkabilecek miyiz ki yerler ıslanmış. Bakın bırakıyorum ve cihaz arkaya doğru geliyor. Şu an şöyle durdu. Haydi bismillah. Oo! Canını çıkardı. Ki çok pati çekti. Gerçekten çok pati çekti. Burada daha az pati çeker. Orası çünkü
kaygan bir beton, burası ise tırtıllı bir asfalt. Bunun lastikler de on-road off-road karışımı bir şey. Bakın şu an duruyorum. Çift çeker değil, tek çeker zaten çıkamaz. Haydi bismillah. Çok rahat. Çok rahat. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Peki merak ettim. Tek çeker, hatta şurada bir denemeyi yapayım önce. O kadar geriden gelmeyeceğim. Şöyle ortalardan geleceğim. Bunu niye yapıyorum? Mesela elektro çift çeker 500 artı 500'lü buradan ivmelenip çift çeker rahatlıkla çıkıyordu. Ben 80 kiloyum ama onu da unutmayın. Şu an tek çekeri aldım. Bakın bu tek çeker burada çıkabilecek mi sanmıyorum ama bir deneyeceğim. Hadi. Zorlamaya gerek yok. Çıkmadı. Vay yavrum pati çekiyor. Yok çıkmadı. Neredeyse çıkıyordu. Yani cihazın gücü yeterli. Şimdi Sway 2000'de test ettiğimiz için oradan biliyorum. Sway 2000'den bana sanki bir tık daha güçlü gibi geldi. Ama yani cihaz şu an benim cihaz değil. COV firması sağ olsun bana test için cihazı verdi. Kapıma kadar getirdiler. Allah razı olsun. Oradaki test cihazıydı zaten. Al hocam incele dediler. Sağ olsunlar beni seviyorlar. Allah razı olsun. Onlar getirdi. Şimdi testten sonra geri vereceğim. Yoksa bende kalsaydı bir Sway 2000'le de yan yana test ederdik. Şuradan tek çeker ivmelenip bir çıkacağım. Helal olsun. Çıktı. Güzel. Güzel. Hakkını verdi. Tek çeker çıktı. Hemen olayı bitiriyorum. Off-road'a rahatlıkla girersiniz bu arada, onu söyleyeyim. Hani biraz böyle çamurlu gibi geldi burası bana. Gene de sizin için şöyle. Bu arada tek çekerim. Çift çekeri hiç almadım cihazı. Gerek duymadım daha doğrusu. Evet ya. Daha o kadar da çamur olmamış. Derken. Oho, aman aldım. Hemen şuradan kaçayım. Evet, daha da fazla çamura sokmayayım cihazı. Bakın tek çekerdeyim, duruyorum ve ivmeleniyorum. Yeterli. Evet, buradan kaçacağım artık. Yani off-road yapacak olanlar için de çok uygun bir cihaz. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Kullanım keyfiyatı nasıl derseniz. Şöyle söyleyeyim, nasıl tarif edeceğim onu da bilemiyorum. Ya cihazı konumlandıramıyorum. Ya yani öyle söyleyeyim. Orta üst segment diyemiyorum. Orta alt segment, orta segment diyeyim yani. Ama segment olarak kesinlikle bir 10.012'den ki fiyat olarak da zaten arada dağlar var. Sway 2000 diyelim, çift çekerli bir cihaz. Onunla artık genellikle karşılaştırma yapacağım. Ya da Scooby 1600 olabilir, onunla karşılaştırma yapabiliriz. Yani hem Scooby 1600'e göre hem de Sway 2000'e göre size çok daha fazla yere oturan ve güven veren bir cihaz olmuş bu. Ama daha pahalı. Ama daha pahalı yani. Peki hocam 30 bin liraya çıktık. 30 bin liraya çıkmışken gidip bir Mantis 8 alınır mı? Mantis 8'in sıfır fiyatını biliyorsunuz. 30 binden de daha pahalı. Ellerinde var mı yok mu bilmiyorum. Ve ellerinde yok ise, yeni gelecek ise büyük ihtimalle şu anki fiyattan da daha yüksek bir fiyata gelebilir. Emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Örneği şöyle vereyim. Eğer bu 30 bin lira ise, pazarlık da yapmıyorlar ise, yok arkadaş 30'dan aşağı vermez, yani vermeyiz diyorlar ise ve bugün 33 bin lira bir Mantis 8 var ise ben gider Mantis 8 alırım. Yani 2-2-4. Evet, COV firması bunu bana getirdi. Al hocam test et dedi. Beni seviyorlar ama şimdi yani eğri eğri doğruya doğru. Bir kullanıcı olarak söylüyorum bunu. 30 bin lira, 33 bin lira yani. 3 bin lira için bunu almam. Gider Mantis 8 alırım. Ama 33 bin liraya Mantis 8 sıfır var ise.
Ama Sive 2000'e gelir isek, yani o 25 bin lira ise, bu da 30 bin lira ise ve iki firma da yok, bir kuruş indirim yapmam diyor ise 5 bin lira fazla verir, kesinlikle bunu alırım. Yani evet dostlar, durum bu. Yerler iyice ıslanmaya başladı ve kamera da ıslanmaya başladı aslında. Ben de ıslanmaya başladım. Yavaş yavaş yağmur geliyor gibi gözüküyor. Yerler halen kuru ama hava da iyice soğudu. Ben bununla pili bitiremeyeceğim. O belli oldu. Şu an 62.6'da voltaj olarak. Yani bu 52'lerde falan bitecek. 50'lerde bitecek. Yani benim bununla çok uzun kilometreler yapmam lazım ama hava şartları buna çok uygun değil gibi gözüküyor. Yani ben bunun pilini fullerim artık. Bir daha bir menzil testine çıkarım. Onu da size böyle kısa bir short videoda yayınlarım. Menzil testine çıktı diye. Yoksa menzil testini beklersek bunun, bu kullanıcı deneyim videosu çok uzun sürerdi gelmesi. O yüzden onu beklemeyeceğim. Dostlar, her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.